27 yani 21-27 haftası sevgili takipçilerim Emin Akkaya tarotlarıyla tekrar buradayız diyoruz. Sevgili koçlar, bazı konularda iftira, siz iftira edebilirsiniz, başkalarının günahını alabilirsiniz, suçsuz insanları yargılatabilirsiniz. Dikkatli olmanızı ve hak hukuk konusunda başkasına zarar vermemenizi öneriyor kartım. Ve özellikle iş hayatınızla ilgili karanlık delik çok fazla büyüdü ve bu konuları çözmeye çalışırken psikolojimiz de yorgun gözüküyor. Bir an önce kendi enerjinizi yüksek tutun, yıldız sizinle birlikte. Özellikle bulunduğumuz noktada E harfiyle başlayan bir insandan çok güçlü bir destek alırken başka bir yerden gelecek ve A ve H harf olan bir kişinin iş konusuna evet diyeceksiniz. Aslında yanlış karar mı, doğru karar veriyorsunuz. Başarınız ve ruhunuz bu noktada daha çok iyileşecek. İlişki konusunda zamana bıraktığınız konularda tekrar iyileşme evresi ve hayatınızdaki kişiyle birlikte yol alma. Bu kişide M ve İ ve L harfi varsa hayat arkadaşı yolculuğunuz başlamış gözüküyor. Kader size gülümseyecek parasal konuda, iş konusunda ve aşk konusunda. Yani parayla ilgili sıkıntılarımız, ödeme noktalarımızla ilgili yaşadığımız birçok nokta bu hafta daha verimli ve aydınlık olacak. Eğer ki yurt dışı düşünceniz gitmek ve yerleşmek istiyorsanız ve isminizde F ve E ve L harfi varsa bu kapı ile ilgili çok mücadele ettiniz. Bu kapı size güzel bir aydınlanma yaratıyor. Yarım bıraktığımız eğitim konularımızla ilgili tamamlamamız gereken noktaları görmemezlikten geliyorsunuz. Bunlar konumunuz ve başarınız için size sıkıntı ve özellikle dil eğitimi almanız gerekiyor. İngilizce, Fransızca ve B harfli bir insandan bu konuda çok büyük bir destek alacaksın. Evli olan çiftlerimizle ilgili yaşanan krizleri yavaş yavaş görme. Ama sizin eşinizin değil de sizin kendi aileniz bu ilişkiyi çok fazla yıpratabilir, yorabilir ve çocuklarımıza yansıyacak tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor. Boşanma kararı veren özellikle Aslan burcu, yine Ateş burcu olan kim varsa bu boşanma hayırlı bir sonuçla evliliğiniz sonuçlanacak. Evliliğinizle ilgili özellikle eşinizin cezası ya da sizin yasal cezalarınızı ön planda görmeniz lazım. Borçlar ya da bunlarla ilgili sıkıntılarımız evimize uyarı veriyor. Dikkatli olun lütfen. Sevgili boğalar, evet, şans sizden yana. İletişim, şans, iş konularınızda köklü değişimler. Hatta uzun süredir şirketinizle ilgili araç ya da para konusuyla ilgili primlerinizle ilgili beklentileriniz varsa bunlarla ilgili çok güzel bir köklenme. Özellikle isminizde İ ve A ve T harfi varsa gerçekten başarıya doğru gideceksiniz. Sıkıntılarınız, sorunlarınız rahatlamaya doğru ilerliyor. Yeni iş düşünenler için isminizde Y ve G ve L harfi ve B harfi varsa hem Gonca yaprağı hem de ortaklı işlerde verimlilik, bereketin artacağı gözüküyor. Bence cesaret zamanı ve kendinizi bulmak için ne bekliyorsunuz? Özel hayatınızda ilişkiniz özellikle erkeklerle aranızdaki diyalog probleminde güvensizlikler yaşıyorsanız artık bu sırtınızdaki yükü atmanız lazım. Güvenmeye, bu ışığa tekrar inanmaya ihtiyacınız var. Bu boşluklardan çıkmanız lazım. Yoksa hayat boyu evde kalacaksınız, bilginiz olsun. Aile büyüklerimizde hasta bir erkeğimiz var. Ameliyat, operasyon, özellikle C ve U harfi ya da K harfi varsa ciddi ve önemli bir ameliyat olacak ama sonu ferah gözüküyor. Taşınma konumuzla ilgili valizimiz hazır. Eşimiz ve ilişkimizle gideceğimiz yol gerçekten uğurlu ve bereketli. Hiç korkmayın, burası uzun soluklu ve kalıcı hanemiz olacak. Lojman ya da size sunulan bir lojman ya da daire beklentiniz varsa bununla ilgili evraklarınız onaylanmış, hayırlı olsun diyor. Doktor ya da sağlık ya da devlet kapısındaysanız yerleşim konularında bazı iftiralar, suçlanmalar arasında kalabilirsiniz. İnsanlara güvenmemeniz gerekiyor. Eşinizin ailesinin para istemelerinden çok fazla yoruldunuz ve eşinizin iki aile arasında kaldığının farkındasınız ama yine kırıyorsunuz. Eşiniz ortada kalmış, ona destek olun ve sizin iş hayatınızla ilgili de beklenmedik güzel bir kapı ama orada güvendiğiniz üç kişi
kişiden zarar göreceksiniz. Bilginiz olsun. Sevgili ev hanımları, yorgun ve bitkin bir ruhunuz var. Kendinizi geliştirin ve kendinizi çok çaresiz ve mutsuz hissediyorsunuz. Belli kurslara giderek bu enerjinizi düzeltebilir ve yeni kapılar yaratabilirsiniz ve güveniniz artar diyorum. Sevgili ikizler, nasılsınız güzel ailem? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen çekiyorum. Ruhunuz kaos gibi gözükse de çok güzel anlaşmalar, yenilikler ve yıkılan birçok noktayı tamir edeceksiniz. Uzun süredir hareket edemediğiniz konularda başlangıçlar ve kendinize ait şans enerjisini deli hallerinizle çözeceksiniz. Ve insanların tavrı, edası ilgilendirmeden bu haftayı keyifli bir şekilde var edeceksiniz. Özellikle isminizde T ve O harfi ya da K harfi varsa büyük bir iş anlaşmanız ve bu iş anlaşması konumunuzla alakalı da büyük bir rahatlığı oluşturuyor. Bakıyoruz. Kalp sevinçle, kalp oku yakalıyor ve bu ok istediğimiz iş kapının alımıyla alakalı keyifli bir nokta. Bu arada özellikle B harfi ve N harfi ve G harfi varsa güzel bir aşka yelken açacaksınız. Kalbinizdeki kişiyle güzel bir mutluluk enerjiniz var. Uzun süredir dengesiz giden ilişkinizde S ve E ve T harfi varsa bu ilişki artık bitmeye mahkum. Siz boşuna ısrar ediyorsunuz ve yorulan yine siz oluyorsunuz. Mümkün olduğu kadar yolcuya izin verin gitsin. Evli olan çiftlerimizde tekrar evliliğimize imam nikahı tazeletebiliriz. Yeniden dua enerjisiyle şifalandırabiliriz. Çünkü artık sorunlar arkamızda, mahkemeler arkamızda kaldı. Birbirimizi sımsıkı tutma evresindeyiz. Özellikle de evliliğinizde şüphe eden problemli olan çiftlerde eşlerden kaynaklı soğukluk rüzgarından çok yorgunsunuz ve onun dağınık evresi sizi ve iş temposu, onun sadece paraya takması sizi rencide ediyor. O sizin ve aileniz için çalışıyor. Başka bir amacı yok diyorum. Bu ara meditasyon kurslarına gidebilirsiniz. Astroloji kurslarına giderek kendinizi geliştirebilirsiniz. Çocuklarınızı anlamayı, çocuklarınızı dinlemeyi öğrendiğinizde Rabbimin size yarattığı çocuklar çok kıymetli, bunu bilin diyorum. Ev almayı düşünenler için ailenize ait toprakta müteahhit anlaşmasıyla birlikte ya da siz bir müteahhit tutarak kendi malınızı aydınlığa kavuşturacaksınız efendim. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Beğenmeyi, yorum yapmayı, kalp bırakmayı, bol bol yorum yapmayı. Özellikle bu ara bir fanustan çıkıp daha farklı bir enerjiye deriz ve kendimizi buluruz ve iyileşiriz, şifa buluruz. Evet, iş konularımızla ilgili 4 haftadır yaşadığımız sorunları iyileştirme ve kendi yaptığımız sorunları da görerek doğru maskeyi takarak işimize odaklanacağız ve başarımız aydınlığa kavuşacak. Yani toprak burcu birinden alacağınız iyilik sizin işinizde zarar verecek insanların önüne engel olacak. Eğer ki yeni bir işe başlamak istiyorsanız şu an için buna uygun bir zaman değil. Daha dikkatli olmanız lazım. Ama der ki iş kurmak istiyorsanız özellikle sizde Ş ve K ve E harfi ve S harfi varsa mutlaka iş kurun, başarı odağımız aydınlığa kavuşacak. Aile içerisinde ölmüş bir miras tartışması ya da farklı noktadan göçtüyseniz bunlarla alakalı miras başlatmak istiyorsanız başlatın. Hem oranın vatandaşlık hakkını hem de miras hakkını alacaksınız. Bu ayrı ailenizin toprakları ile ilgili konuşmalarda biraz karışıklıklar söz konusu olabilir. Ama merak etmeyin, bu hakları en iyi şekilde alacaksınız ve aşık olma dönemi, huzur bulma ve güneşi en iyi şekilde yakalama döneminiz. Yani size verilen yepyeni bir aşk, yükünüz geride kalıyor, huzuru ve mutluluğu bulacaksınız. Evli çiftlerde özellikle yakın dostlarla geçireceğimiz diyalogda biraz kıskançlıklar, biraz fesatlıklar olabilir. Art niyet evresi var. Mümkün olduğu kadar ilişkinize sahip çıkın diyorum. Evet, yeni bir yolculukta aşık olacaksınız iş gereği ve bu kişide E ve İ harfi ya da S harfi varsa ona dikkatli bakın. O sizin ruh ikiziniz ve siz A harfiyle başlıyorsanız o tutacak el. Ölümlük birleşme ve hayat boyu birbirimize ait olacağız. Evet, bir de kendi kardeşlerinizin size yalan söylediği konuların açığa çıkması, aile arasında tartışmalara yaratsa da onların ufak olduğunu ve affedip olayları büyütmemeniz lazım. Yoksa aile içerisinde büyük kırgınlıklar söz konusu olacak. Hatta mallarımız ya da topraklarla ilgili uzun soluklu küskünlükler yaşanacak diyorum. Annemizin sağlık problemi yok ama teyze ya da kadınlarla ilgili bir sağlık problemi yaşanacak. Bu biraz sıkıntılı ve hüzün olabilir ya da büyük kadınlarımızla ilgili sağlık problemi yaşanabilir. Dikkatli olun.
Sevgili aslanlar, beğen, yorum yap. Evet, eliniz kolunuz bu hafta iş konularında hatalar yapmanıza yardımcı olacak. Elinizin kolunuzun bağını esmele çekerek açalım. Sabah uyandığımızda ayetel kürsü okuyalım. Çünkü yurt dışı ile ilgili yapacağımız işlerde güzel anlaşmalar var. Ama kafamızın dağınık olması ve odaklanamama aile içerisindeki yaşadığımız tartışmalar işinize yansıyacak. Özellikle kendi işinizle ilgili uzun süredir beklediğiniz koltuk masanızla ilgili haberler var. Bunun için doğmak için aralığa 30'a ihtiyacınız var. Acele etmeyin sevgili aslanlar. Siz hak ettiğiniz noktayı en iyi şekilde yakalayacaksınız. Sabırlı olun. Bu ara evli çiftlerde aldatma, aldatılma konularımız daha yoğun bir şekilde ve bu güzel giden yuvamızı, köklü giden yuvamızı başka insanlar karıştıracak. İlişkinize sahip çıkın diyorum. Özellikle de evinize misafir ettiğiniz kişi evimizden bir şeyler çalabilir. Hırsızlık konusu var. Evinize güvenmediğiniz insanları almayın. Özellikle bir erkek hırsızlığı söz konusu olacak. Taşınma konumuz. Özellikle eşine diyor ki taşınalım, bu evde bir yorgunluk var, çocuklarımız mutlu değil, rutubet var. Evi acil taşımanız lazım. Eğer taşımadığınız takdirde evliliğimizde, çocuklarımızda sağlık problemi ve tartışmalar söz konusu olacak. Bu ara ufak tefek seyahatlerimizde iş bağlantılı olsa da bunlarda güzel bir enerji ve yenilik noktanız var. Bu ara sevgiliniz size ihanet ettiğini düşünüyorsunuz ama onun size sürpriz bir hediyesi, hatta kaderimde evlilik teklifi alma şansınız da çok yüksek. Bu kişide de U ve N ve S harfi varsa siz ömürlük hayat arkadaşı olacaksınız. Uzun süredir borç verdiğiniz biri ödemeyecek inancınız var ya, bu kişi borcunu size getiriyor ve siz de onunla ilgili şüpheleriniz geride kalacak ve gerçekten doğru insana yardım ettiğinizin sevincini yaşayacaksınız. Bu ara elinizden sadaka verin, sokak canlılara bakın, yaşlı ve yetimlere mutlaka hayır yapın. Evinizde çok büyük bir mucizeye şahit olacaksınız. Kazadan beladan kurtulacaksınız. Sevgili başaklar, nasılsınız? Güzel ailem. Evet, iş konusunda pişmanlıklarımız had safhada olacak. İşi değiştirmek, uzun süredir arayış içerisinde olduğunuz noktanın tebrikler. Sevincini, mutluluğunu yaşayacaksınız. Ya Y harfi, Yasemin gibi, Yakup gibi birinden yeni bir iş oluşumu size mutluluk ve keyif verecek. Yöneticiyle ilgili yaşadığımız sorunlar bitiyor. Yargılanma, haklarımızla alakalı noktada güzel başlangıçlar elde edeceksiniz ve güzel aydınlanmanız var gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara kafanız çok dağınık, hata yapabilir. Dengeyi bir an önce bulun. Yoksa işinizdeki insanlarla bağımızda gereksiz tartışmalar olabilir. Yolculuklar, iş gereği gideceğimiz yerlerde kalbinizdeki duayı doğru yapın. Orada kalıcı anlaşmanız var ve bu kalıcı anlaşma size mutluluk ve keyif verecek gözüküyor. Evet, kalbimdeki kişi beni gerçekten düşünüyor mu diyen sevgili takipçilerim. Evet, kalbinizdeki kişi gerçekten sizi düşünüyor ve sizinle bir bütünlük ve aynı evde yaşamak, hayat arkadaşı, birlikte seyahat etmek istiyor. Ona bu fırsatı verin. Belli bir süre sonra o fırsatın ödülünü en iyi şekilde alacaksınız. Araç almayı düşünenler, maddi olarak bazı dengesizliklerimiz var. Şu an uygun zaman değil. Hata yapıp boşuna para konusunda mağdur olmanızı istemiyorum. Satmaya çalıştığınız ve elden çıkartmaya çalıştığınız üçüncü ya da yedinci kat, yedi numara olabilir, üçüncü katta bir malımız var. Bu elden çıkacak. Ama daha bunun için Aralık 5'e ihtiyacınız var. Sabırlı olun diyorum. Evli çiftlerimizin arasındaki gerginlikler bitiyor. Daha huzurlu pasta dilimi, hatta çocuklarımızla aramızdaki bağ da yükseliyor. Kayınvalidenizi ya da görümcenizi sevmiyorsanız onlar sizi seviyor. Onlara bir şans, misafir edin. Onların gerçek yüzünü görün. Çünkü onların sizinle ilgili hiçbir kötü düşüncesi yok. Bence siz abartıp eşinizi fazla kıskanıyorsunuz ve her şeyi sorun yapıp eşinize de bunu yansıtıyorsunuz diyorum. Boşanma fikri olanlar, geciktirme kararı içerisinde oldunuz. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Sevgili teraziler, nasılsınız? Hemen çekiyorum kartınızı. Duygusal acı çekmenin en dibini yaşıyorum dersiniz ya, bu hafta artık maskeyi takıp insanlara sahte sahte gülüp içimdeki gözyaşımı içime atıyorum. Evet, işlerde çok yoğun bir döngü var ama o kadar haksızlığa uğradım diyeceğiz ve adalet bana ne zaman gülecek? Ben ne zaman sihir gibi enerjimi değiştireceğim ve mutlu olacağım diyorsanız, siz kendi karanlığınızdan çıkmanız ve kalbinizi ferahlatıp yumuşatmanız lazım. Yoksa acı biraz daha uzun soluklu olacak gözüküyor. Evli olan çiftlerimizde erkek çocuk muradı var. Hadi hayırlı olsun diyorum. Eski ilişkinizin geri dönmesini istiyorsanız ve o kadar mum yaktınız ve geri dönmediyse, geri dönmeyecek artık, boşlukta onu unutun diyorum.
Evli çiftlerimizin arasında güzel bir enerji oluşumu var ve birlikte gideceğimiz seyahat ya da 2-3 günlük de olsa birbirimize çok keyifli bir vakit ayarlayacağız ve tekrar aşk enerjisini yeniden yaratacağız. Mutsuz olan çiftlerimiz dışarıdaki insanlardan çok fazla etki altında kalıyorsunuz sevgili hanımlar. Eşinizin evet yalancı olduğunu biliyorsunuz, hak veriyorum. Ama bu ilişki devam etmek zorunda. Çocuklarınız çok düşkün ve sizin de ekonomik olarak gücünüz şu an buna müsait değil. Ve devamlı para harcamalarından para biriktirmiyorsunuz. Artık disiplin edin, kendinize para biriktirin, ortada kalmayın. Yoksa bu şekilde kendi yıldızını değil kendinizi aşağı çekersiniz. Uzun süredir de yaratıcı tasarım ya da tekstil işiyle uğraşmak isteyen ve kendinize sayfa açmak istiyorsanız lütfen bunu geciktirmeyin. Bu takı olur, tasarım olur, tırnak bakımı olur. Kendinizi bu konuda kurslar alarak kendinizi çok iyi şekilde şifalandırabilirsiniz. Özellikle anneniz birinci katta oturuyorsa, aile binanız varsa burada erkek kardeşten haksızlıklara uğrayacaksınız. Aman dikkatli olun. Eğer üç malınız varsa biri satılacak ve burada ailenizin birinin ekonomik sıkıntısı var ve bu sıkıntı ödenmesi için evet hak kazancınız ona verilse de o mağdur yoksa bütün mallara icra gelecek. Eşinizin iş değiştirme niyeti var. Ona inan ve bu iş onun için başarılı olacak. Korkmana gerek yok. Sevgili akrepler nasılsınız? Hemen çekiyorum. Sevgili akrepler, ihanet etmek, ihanetin bedelini ödemek ve artık gözlere bakmaktan yoruldum ve devamlı takip etmekten sıkıldım diyenler için artık aldatma dönemi bitiyor. Birbirimizi doğru şekilde yıldızımız parlayacak. Özellikle sizde E ve K ve S harfi varsa ve B harfi varsa ilişkimiz artık doğru noktada hareket ediyor. Birbirimizin hatalarını görerek yıkılan her şeyi cesaretimizle toparlıyoruz. İş konusuyla ilgili çevrenizdeki şeytan insanların ayağınızı kaydıracağını unutmamanız lazım. Bu konuda bütün engeller var. Yan masanız, yöneticiniz sizin önünüze engel oluyor. Üst yöneticiye ulaşmanız lazım. Yoksa işten çıkartılacaksınız. Yeni iş bekliyorsanız 3 hafta gibi bir zaman var. Evet olacak ama bulunduğunuz noktayı çok fazla arayabilirsiniz. O yüzden bulunduğunuz noktada mümkün olduğu kadar daha yoğun kalmanız gerekiyor. Yurt dışı düşünceniz varsa bu kapımızla ilgili gelecek teklif oraya yerleşmenize yardımcı olacak ve hayırlı olacak. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız devletin kestiği parmak acımaz dediğimiz sözü kullanacaksınız. Yeni seçim ve yeni yol başarınız sizin için olumlu ve hayırlı olacak. Tayin, atama ya da eşinizle aranızda şehir mesafesi varsa artık bu dengeyi kurup birbirimize ait noktayı bulacağız. Ayrı kulvarlarda işler yapıyorsanız ve bu işlerle ilgili kazançlarınız farklı noktaysa ve beklediğiniz paralarda hep gecikme varsa para rızkınız bağlı. Bu para rızkınız için dua okutmanızı öneriyorum. Çünkü hep bir şey oluyor, güzel başlıyor, yarım bitiyor. Bunlardan sıkıldınız. Son zamanlarda hani söz büyüdür ya, kendinize fazla nazar değdirmeyin. Bol bol nazar duası okuyun, karınca duası okuyun. Çünkü bereketi kendi adaletinizle kesiyorsunuz. Evet, geçmiş ailenize yapılan kötü enerjiler var ama siz bu karmanın içinde değilsiniz. Ben bu karmanın içindeyim diye ortalıkta dolanıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Enerjinizi düzgün tutun diyorum. Evet, bu arada eşinizin size güzel bir yüzük hediyesi ya da evlilik kutlaması var. Bilginiz olsun. Sevgili yaylar, nasılsınız? Bu ara işinizle ilgili sihir gibi olacak konular, işinizde büyüme, rahatlama, aydınlığa kavuşma, özellikle de F ve T ve İ harfli bir yöneticinizin size yaratacağı çok güzel bir aydınlanma var. Ama H harfiyle başlayan bir kişi işinizle ilgili ayağını kaydırabilir. Hülya, Hakan, bu kişilere dikkat etmeniz lazım diyorum. Bu arada da yaşadığınız büyük bir şehirden küçük şehire tayin isteyebilir. Bunlarla ilgili mücadele etseniz de imkansız gözüküyor. Yerinizi kontrol edin. Başkalarına fırsat yerinizi kaptırmayın diyorum. Dedim bile. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara para konularınızla ilgili çok büyük kazançlar ve verimlilikler var. Ama para dengenizi bir türlü oturtamadığınız için sanki borç kazanı büyümüş. Hani oraya koy bu kredi kartı şunu öde bu kirayı öde derken sana 100 lira kalıyor ve mutlu olamıyorsun. Para bereketinle ilgili de kendi kazancınla ilgili duanı oku. Ve özellikle iş alanında, iş yerinde karınca duası mutlaka dinleyerek rızkını arttır diyorum.
Bir evladımızın söylediği yalanlar ya da borçlar evimize sıkıntı yaratacak ve eliniz kolunuz bu konuda bağlanabilir. Ama bu borç bittikten sonra bu evladını reddet. Çünkü bunun borcu, harcı, bağımlılıkları bitmeyecek diyorum. Evli çiftlerimizle aramızdaki yaşanan pişmanlıklar bitiyor. Birbirimize sık bağlanacağız ama hanımınızın ailesi ve sizin aileniz birbirine düşman gibi ve iletişim doğru oluşmadığı için herkes birbiriyle tartışıyor. Biraz onları uzak tutmanız lazım. Bu arada da evde bekar biriniz varsa hayırlı bir kısmeti var. Yanlış kişiyle mi evlilik yapacak? Yok, uzun süredir hayırlı bir kısmeti var. Doğru bir insanla evlilik yapıp kendi duasının muradını yaşayacak gözüküyor. Erkek kardeş ya da abi ile alakalı bağlarımızdaki sıkıntılar bitiyor. Daha sımsıkı ve eşinizle de istenmeyen dönem geride kalacak ve bunu toparlayacaksınız abinizin sayesinde. Bilginiz olsun efendim. Sevgili oğlaklar, nasılsınız güzel ailem? Işığınız, bereketiniz yanacak. Yeni kapı, yeni fırsatlar için cesaretinizi toparlayın. Yıkıldım demeyi bırakın, çok güzel fırsatlarınız var. Hatta bu 2023'ün şahane bir şekilde hayatınıza gireceği, içinizde ne istiyorsanız Allah tek tek vereceği bir döngünün bağlanmış, rızkın bağlı, oran bağlı dediğimiz kapıların hepsi böyle tek tek açılıp şansınızın bol olacağı nokta. Özellikle de günahınızı alanlar sizden özür dileyecek. Haksızlık yapanlar, hata yapanlar ayağınıza gelip pişmanlığını ifade edecek. Affetmek büyüklüktür diyorum ve siz affedin ama hayatınızla ilgili bilgiyi onlara daha yansıtmayın diyorum. Sağlık problemleri olabilir, diz kapak ağrılarınızla alakalı noktada zaman zaman kendinizle ilgili çok fazla eleştirilere maruz bırakıyorsunuz. Sakin bırakın enerjinizi ve gerçekten adalet sizin için de doğru noktada dönecek. Kalbinizdeki kişiyle 3 aydır ayrıysanız bu ilişki tekrar yerine iyi bir şekilde başlayacak ve ilişki evliliğe doğru gidecek. Evli olan çiftlerimizle ilgili son 4 aydır yaşadığımız krizleri toparlama ve birbirimize yatak ve soğukluk evremizi iyileştirme gözüküyor. Aramızdaki soğukluk bitecek. Hatta şüpheler geride kalıp kaos güzel bir şekilde Allah'ın emriyle evimize bolluk bereket gelecek gözüküyor. Yalnız uzun soluklu evlilerde, ilişkilerde ihanet olabilir. Bu ihanete mesajla ya da gelecek bir olayla şahit olacaksınız. Haklarınızı almak için zaten beklediğiniz bir delil vardı. Bu delili doğru kullanın diyorum. Taşınmak isteyen sevgili takipçilerim için taşınma fırsatınız var. Ve güzel bir kapı, hatta kendi malınıza gideceksiniz. Hayırlı olsun. Vergi borcunuz olabilir ya da ailemizden birinin ceza kesilmiş bir cezası olabilir. Bunlarla ilgili yoğun bir koşturma ya da unuttuğunuz olaylar ayağımıza düşebilir. Bilginiz olsun. Sevgili kovalar, takip etmeyi unutmayın diyorum. Evet, mühür vuracağınız ve iş yerindeki kıskanç insanlara rağmen konumuzda çok güzel bir değişim gerçekleşecek. Önemli yolculuklarla birlikte sert eleştirilere de açık olmanız gerektiğini uyarıyorum. Çünkü neden? Hayatımızla alakalı siz doğru noktadasınız ama iş yerinizdeki insanların kıskanç enerjisine ve nazara çekme enerjiniz var. Bol bol elinizde kaya tuzu bulundurun ki enerjinizi dağıtın. Yöneticileriniz erkekse ve bu yöneticilerle aramızdaki soğuk rüzgarlar yavaş yavaş güzel bir evreye doğru gidecek. Hani ben kafesimden çıkamıyorum derken özgürlük anlamında hem parasal kanatlarımız yükselecek, birikmiş primimiz, maaşımızla alakalı konuşmalarda çok büyük bir aydınlanma var. Eğer ki A ve Y ve İ harfi varsa sizde gerçekten hayal ettiğiniz rakama ait gözüküyorsunuz. Duygusal olarak kırgın olduğunuz kişiyle adım atmak isterken de yine aynı boşluğa düşüp yara alabilirsiniz. Ama der ki yeni aşka güvendiğiniz takdirde şapkanızda sürpriz bir aşk var. Ve bu aşkta da F ve S ve H ve E harfi belirgin olacak. Bu arada da D harfli bir insan aracı olma ihtimali çok yüksek olacak gözüküyor. Babanızda A ve K, T harfi varsa onun sağlık problemlerine dikkat etmemiz lazım. Operasyonlar olabilir. Kardeşler arasında destekçi olmamız gerektiğini uyarıyor. Evli çiftlerimiz, özellikle hanımlar, eşinizde bir sorun yok. Siz her şeyi abartıp o tarafa baskı ve yalan söylüyorsunuz. Bu yalanlarınız açığa çıkabilir. Eşinizin güven problemi bitebilir diyorum. Bir de kendi ailenizin bir mal konusu ve bu mal konusuyla ilgili kararsızsınız.
Bence bu şu an bu mal satılmamalı, yoksa zarar görürsünüz. Bu malın satışı için 2025'e ihtiyacınız var. Hata yapmayın. Orası çok değerli bir toprak, çok değerli bir arazi. Yeni aşık olmak isteyenler için vakit var. Acele etmeyin. Kalbinizdeki kişi sizi çok kırdı son 3 aydır. Sakın barışmayın. Sevgili balıklar, nasılsınız? O iş konunuzdaki yıkım gördüğünüz, inanmadığınız konularda gayet faydalı ve yönünüzü belirleyeceksiniz ve bu anahtarda başarı ve yükselişiniz var gözüküyor. Eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız ve sizde S, K ya da B ya da U harfi varsa cesaretinizi toparlayın. Bu kapıda ortaklı yapacağınız işler, özellikle de hayatınızdaki uzun süredir yargılayıp yapamam, edemem dediğiniz noktanın kapısını aydınlığa kavuşturun. Hata yok, hazine var da. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız, yerinizde kökü yabancı olan bir insandan ya da kökünde farklı bir ırka ait olan bir insandan zarar ve iftiraya uğrayabilirsiniz. Kendinizi soruşturma açtırabilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. Bu arada da yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili köklenmek istiyorsanız, Rabbim size arkanıza dönmeyin. Yapın, başarıyı elde edeceksiniz ve iş konusundaki dengenin huzurunu meditasyonla karşılayacaksınız. Aşk isteyenler için enerji yüksek ama korkularınız var, güven sorununuz var. Bunları aşın, kırılan kalbinize şifa verin ki doğru seçimi, doğru insanı göreceksiniz. Uzun süredir ilişkisi olan sevgili takipçilerim, bu ilişki evliliğe doğru, ailelerin tanışması, birlikte dördüncü katta yaşamı temsil ediyor ve huzurlu bir yaşam. Hatta evli olanlar çiftlerimizde de hani bu gelinlik kapısıdır, evlenme geçiş kapınızda çocuklarınız ya da çocuk muradınızın sevinci, sürpriz gibi hayatınıza girecek. Eşinizle aranızdaki bazı bağ problemlerini düzeltin. Çünkü bu aşk güzel bir aşk. Ama hanımlar bu ara başkalarının aklıyla hareket etmeyin. Çünkü eşinizin herhangi bir hatası yok. Siz olayları ceyran ettiriyorsunuz ve eşinizin kardeşiyle aranızdaki sorunu çözmediğiniz takdirde ilişkinizde soğuk rüzgarlar oluşacak. Eşiniz mecburi yurt dışı seyahatine giderken ihanet şüpheniz var. Öyle bir şey görmüyorum. Sizin işinizle ilgili ya da beklediğiniz bir işle ilgili de sevinç haberi alacaksınız. Allah'a emanet olun.